B sınıfı matematik yazılısı öncesi çalışmaya hoş geldiniz. Limit x 3'e giderken 2x artı 5 bölü x eksi 4 nedir? Buna bakalım arkadaşlar. Şimdi burada 3'ü yazınca 2 çarpı 3 artı 5 bölü 3 eksi 4 11 bölü eksi 1'den cevap eksi 11'dir. Soru bitti, bu kadar. Dikkat et. 5x kare artı 2x diyelim. Şimdi bunu yapacağız. O da eksik. Şimdi soru bu. Bunun türevi soruluyor. Bak buraya. Ne limiti? Türev. Şimdi bak. Y'nin türevi, birincinin türevi çarpı ikincinin aynısı artı birincinin aynısı çarpı ikincinin türevi. Sinüs x. Ama cos x'in türevi eksi sinüs x, bak. Çarpı 1. Böyle bir şey verildiğinde, y'nin türevi dendiğinde, k'nın türevinde x çarpı px artı, yani birincinin türevi çarpı ikinci artı birincinin aynısı çarpı ikincinin türevi arkadaşlar. Bu kadar. Bitti. Efendim? Bu soruda arkadaşlar bölümün türevini yapacağız, tamam mı? Şimdi bölümün türevini nasıl yapacağız? Bak şimdi. Bölümün türevi payın türevi çarpı paydanın aynısı eksi payın aynısı çarpı paydanın türevi bölü paydanın karesi formülü kullanacağım. Açıklıyorum şimdi. Tamam. Söylüyorum. Y eşittir. Bak buraya. Bölümün türevi neymiş? Bak. Y eşittir. Kx bölü Px verilsin. Y'nin türevi payın türevi çarpı paydanın aynısı eksi payın aynısı çarpı paydanın türevi bölü paydanın karesi. O zaman şimdi burada bu soruda payın türevi 6x kare artı 3 çarpı sinüs x eksi 2x küp artı 3x payın aynısı çarpı paydanın türevi kosinüs x bölü paydanın karesi yavrucuğumlar. Bu bölümün türevini çok sevdiniz. Bir tane daha örnek yapalım. Y eşittir 2 sinüs 6x verilsin. Bölü x 5x verilsin. Şimdi bunun türevini alacağım. Payın türevi içerinin türevi, bak 6x'in türevi 6 çarpı bu aşağının aynısı, hani paydanın aynısı, eksi 2 çarpı sinüs 6x çarpı paydanın türevi bölü paydanın karesi. Şimdi y eşittir tanjant x'in türevini anlatacağım arkadaşlar. Y eşittir sinüs x bölü kosinüs x'tir tanjant fonksiyonu. Şimdi bunun türevi, payın türevi ne? Kosinüs x çarpı kosinüs x eksi payın aynısı çarpı paydanın türevi. Paydanın türevi nedir? Kosinüs x'in türevi nedir? Eksi sinüs x. O eksi sayısını buraya alıyorum. Hani ortayı bozdu bak. Bölü kos kare x. Bu da arkadaşlar kos kare x bölü kos kare x 1'e eşit. Sin kare x bölü kos kare x tanjant kare x'e eşit. Bu y'nin türevi buymuş. Bunu böyle ifade edebilirim. Yani yazılıda buradan buraya direkt atlayabilirsiniz tabii ki. Evet, aynen. Hocam yarın sınavda bir gün şimdi verilen fonksiyonun türevini alınız diyor. Arkadaşlar. Arkadaş.
ln x'in türevi içinin türevi bölü içi çarpı ln e. E üzeri 3x'in türevi kendisi çarpı üstün türevi çarpı aşağının ln'i. Artı 6 üzeri sinüs x'i aynen yazarım. Çarpı üstün türevi kosinüs x çarpı ln 6. Artı karekök x'in türevi şöyle yapılacak. Onu ayıralım oradan. Karekök x'in türevini ayrıca verelim. Başka bir soruymuş gibi olsun. Bura bitti bu soru. Artı yok tabii burada. Yavru ceylanlar. Karekök x mesela. Bu x türevi 1 bölü 2 demek yavru ceylan. Y'nin türevi 1 bölü 2 başa düşer. Üst 1 azalır. Çarpı içinin türevi. X'in türevi 1. 1 bölü 2 çarpı x türevi eksi 1 bölü 2 dir. Bu da 1 bölü 2 çarpı x türevi 1 bölü x türevi 1 bölü 2 x'in karekökü dir. Fonksiyonun sürekli olduğu aralığı bulunuz diyor. O zaman her zaman için x eksi 6 büyük eşit 0 diyorsun. Ve de şu paydadan dolayı x eşit 0 değil diyorsun. O halde x büyük eşit 6. Şimdi sayı doğrusu çizelim. 6'ya eşit ve 6'dan büyük sayılar değil mi? Bu onu anlatıyor. 0'ı da alma diyor. Onu biliyorsunuz. Tamam mı buraya kadar? Tamam mı? Buraya kadar anladınız mı? 9. Yani cevap 6 ile sonsuz aralığı bu kadar. Eğer bak 0 şurada bir yerde çıksaydı onu o zaman onu çıkart diyecektim. Böyle bir parabol veriliyor arkadaşlar. Bunun eşiti y'nin eşiti aynı zamanda x kare eksi 6x artı 8'dir arkadaşlar. Bunu da biliniz. Tamam buraya kadar. Şimdi burada soruyu soruyorum. Soru diyor ki x eşittir 5 noktasındaki teğet doğrusunun denklemini bulunuz. Soru bu. Şimdi arkadaşlar bu tip soruları şöyle yapacağız. Öncelikle bu evet d doğrusunun denklemi nedir? Bunu bulacağız. Tamam. Öncesinde f'in türevinde x nedir onu söyleyin. Şimdi burada bu 5 noktasında hani bu nokta 5'e ne noktası? 5'i yerine yaz fonksiyonda. 3. 5'e 3 noktasından geçen bu doğrunun denklemini bulacağım. O zaman ben f'in türevini buldum. Bu x gördüğüm yerlere 3 yazar, 5 yazarsam o zaman f'in türevinde 5 eğim demektir. Bu noktadan 5'e 3 noktasından geçen doğrunun eğimi 2 kere 5 10, 6 çıktı 4'müş. O zaman burada soru şu formata geldi arkadaşlar. Eğimi 4 olan kayıt yapıyor. Bak 5'e 3. Bak buraya. Şimdi burada A 5'e 3 noktasından geçen ve eğimi 4 olan doğrunun denklemi nedir? Y eksi 3 bölü x eksi 4 eşittir x eksi 5. Y eksi 3 bölü x eksi 5 eşittir eğim. Bu kadar.